Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari ve Müslim'de bize anlattığı üç arkadaşlık bir olay var. Bu olayı bugünkü dersimde siz kardeşlerimle paylaşacağım. Sağlam kaynaklarda zikredilen bu hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir meclise şöyle anlattığını duydum. Ben çok etkilendim. Sizinle de paylaşayım diyor. İnne selâfeten fî benî İsrâile ebrasa ve akra'a ve a'ma. Geçmiş ümmetlerden Beni İsrail'de üç tane adam vardı. Birisi baras, yani cilt kanseri hastalığına yakalanmış, deri hastalığına yakalanmış. Derisi benek benek, bütün vücudu böyle. Bir tanesi de tamamen saç kıran hastalığına muptela olmuş. Hiç yüzünde, kafasında, suratında tüy yok. Ne kaşlarda, ne kirpiklerde, ne başta. Tamamen saç kıran hastalığına muptela olmuş. Ve ama bir de ama var. İki gözü kör olan üç kişi. فَاَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَبْتَلِيَهُمْ Allah Celle Celaluhu bu üç tane hastalığa muptela olan insanları imtihan etmek istemiş, murad etmiş. Bu kullarımı ben bir imtihan edeyim. فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا Allah Celle Celaluhu bunun üç tane hastalığa muptela olan bu üç kişiye bir melek gönderdi. فَاَتَ الْاَبْرَسَ فَقَالَ Bu cilt kanseri hastalığına yakalanmış olana insan suretinde gelmiş ve demiş ki اَيُّ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ Kardeş be, bu dünyada en çok sevdiğin şey nedir? Bir şeyi sana vereceğim deseler ne istersin bu dünyada? O da demiş ki لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي أَلَّذ۪ي قَدْ قَدَرَنِ النَّاسِ Yani bana eğer birisi, çok yetkili birisi bir şey verebilecek olsa derim ki şu cildimdeki çirkinliğin giderilmesini, efendim güzel bir konum, deri sahibi olmayı, insanlar toplumda beni hep sahip olduğum vücuttaki yaralarım sebebiyle dışlıyorlar, bu manzaradan kurtulmak isterim. Dünyada en çok sevdiğim şey budur. Dünyada bir şey iste verelim deseler bunu isterim dedi. فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَاُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا O melek insan suretinde iki eliyle beraber şöyle vücudunu bir mesetti, sıvazladı. Sıvazlayınca vücudundaki, derisindeki bütün yaralar gitti. Çok yakışıklı bir renge sahip oldu. Artık toplumun içerisinde kimsenin kınayacağı bir manzara kalmadı üzerinde. Normal, sıradan, kaliteli bir konuma sahip oldu. Bu melek, insan suretindeki melek, ona dedi ki, فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ Anlaşılan bu adam, aynı zamanda fakr-ı zaruret içerisinde bir kıvranan birisiydi. Melek, insan suretindeki melek, ona diyor ki, mallar içerisinde en çok sevdiğin, malım olsun desen, sana mal verelim deseler, ne istersin, neye sahip olmak istersin? قَالَ الْاِبِلْ Deve sahibi olmak isterim dedi. Develeri çok seviyorum dedi. قَالَ اَحَدُهُمَا قَالَ فَاُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرًا Ona 10 aylık hamile bir deve verildi. 10 aylık hamile bir deve verildi. Fekale barakallahu leke fiha. O deveyi ona teslim ederken Allah sana bereket versin. Bu deveyi bereketli kılsın diye de dua etti. Gitti. Onu bıraktı gitti melek. Kale fe'etel akra'a fekale ayyu şeyin habbu ileyke? Geldi şimdi saç kıran hastalığına muptela olmuş. Kaşı yok.
bıyığı yok, saçı yok, kirpikleri yok. Bu adama geldi melek, yine insan suretinde. Ona da dedi ki, dünyada en çok neyi seversin? Sana iste, dile benden ne dilersin deseler, ne istersin? قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذَهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذ۪ي قَدْ قَدَرَنِ النَّاسِ Yani ben güzel güzel herkesin saçı olduğu gibi, bıyığı olduğu gibi, kaşları olduğu gibi, kirpikleri olduğu gibi, benim de bunların olmasını isterim. Ve insanlar şu andaki manzaramdan dolayı beni dışlıyorlar, küçümsüyorlar, beğenmiyorlar, topluma meclise almıyorlar. Bu manzaradan kurtulmak isterim diyor. فَمَسَعَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَاُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا İki eliyle böyle beraber o melek onun başını sıvazladı. Ve gerçekten şifaya buldu, bütün sıkıntı gitti. Bütün sıkıntı gitti. Ondan sonra o da fakir olduğu anlaşılıyor. Diyor ki ona feyyul mal ahabbu ileyke. Yani mallar içerisinde bir mal istesen, istediğin bir malı sana vereceğiz desek ne istersin? Kale el bakar. Ben de sığır isterim. Sığırım olsun, ineklerim olsun isterim dedi. Feu'tiye bakareten hamilen, hamile bir yüklü bir inek kendisine verildi, teslim edildi. فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ ف۪يهَا بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ ف۪يهَا Melek ona teslim ederken bu yüklü ineği, Allah sana bunda bereket versin dedi. قَالَ فَاَتَ الْاَعْمَى Onu bıraktı gitti âmâya. Ona da dedi ki, işte dünyada en çok neyi seversin? Dile benden ne dilersin? Dilediğini vereceğim dense ne istersin? Dedi ki en yeruddallahu ileyye basari fe ubsira bihin nas. Yani Allah bana gözümü vermesini isterim, insanları görmek isterim, dünyayı görmek isterim. Bir şey iste deseler bunu isterim. Kale femesahu feraddallahu ileyhi basarahu. Melek onun da yüzünü, gözünü bir mesetti, sıvazladı ve gözleri görmeye başladı. Adamın büyük bir sıkıntısı gitti. Beni İsrail'de ki üç kişinin imtihanını anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Bu da fakir birisiydi. Dedi ki ona melek, فَاَيُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ Mallar içerisinde dile benden ne istersin dense, hangi maldan istersin, neye sahip olmak istersin? قَالَ الْغَنَمْ Koyun sürüsü, koyun sahibi olmak isterim. Koyuna karşı sevgim vardır dedi. فَاُعْطِيَ شَاتًا وَالِدًا فَاُنْتِجَهَا Ona da bir koyun verildi, hamile bir koyun verildi. Allah sana bunda bereket versin dendi.